18 Mart'taki HDP-CHP buluşması ertelenmişti biliyorsunuz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na neden buluşma ertelendi diye sorulduğunda ev sahibine sorun ben bilmiyorum mesajı vermişti. Bugün geldiğimiz noktada ise o buluşma mecliste gerçekleştirildi. Şimdi dikkat çeken birkaç mesele var. Birisi 2 yıl önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'lilerle yan yana poz vermeye çekiniyordu. Bugün ise yanı başında duruyor, hatta açıklamalar yapıyor. Örneğin yaptığı açıklamada artık bu kavgayı bitireceğim dedi. Bitireceğim dediği kavga terörle mücadele mi? Bu sorular soruluyor. Tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu'nun aklından acaba ne geçiyor? Bir analiz haberimiz var. Tüm bu sorulara cevap arıyoruz. Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelerine gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. İnsan sormadan edemiyor elbette. Ne değişti? Daha düne kadar CHP lideri Kılıçdaroğlu HDP heyetiyle aynı karede görünmemeye çalışıyordu. Hatırlayın, 2021 yılındaki CHP ziyaretinde HDP heyeti kameraların karşısına yalnız çıkmıştı. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. O dönem HDP ile birlikte poz vermeyen Kılıçdaroğlu şimdi ikbalini HDP'de arıyor. Öyle ki gazeteci Nedim Şener'in deyimiyle HDP gel bakalım buraya Kemal dedi. O da koşarak gitti. Şener bu durumu CHP'nin genel başkanı, Millet İttifakı'nın adayı PKK-HDP'nin oyuncağı olmuş. Gel deyince hazır ola geçen, gelme denince hazır ol da bekleyen ifadesiyle eleştirdi. HDP ziyareti planlanıyordu ancak ileri bir tarihe ertelendiği yönünde gelen bir bilgi var. Gerekçesi nedir acaba? Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar. Onu ev sahibine soracaksınız. CHP lideri Kılıçdaroğlu artık HDP liderleriyle kamera karşısına geçmekten endişe etmiyor. Zira hem partisini hem toplumu dönüştürdüğünü düşünüyor. Oysa gören gözler için HDP'nin durumu net. Hakkandil'deki kara yılan, ha meclis sıralarında oturan Karaçıyan, ha duran Kalkan, ha Pervin Buldan. Neyse biz yine başa dönelim. Ne diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayalım. Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelerine gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. İşte en kritik nokta burası. CHP liderinin kavga dediği mesele terörle mücadele. Kılıçdaroğlu CHP'si Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek safını seçti aslında. Oysa terör örgütünün azıcık fırsat bulduğunda nasıl katliamlara imza attığını en son İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda gördük. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık. Ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını çizerek. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.